arkadaşlar araç kargo dedim, bağrıma bastım. Adamı tanıyorum, hani getirir ararım gerekirse diye ve numarası da var. Başka bir yere geçmiş ve şu an şubeye gidiyorum arkadaşlar. Gideceğiz yani birazdan. Bu şekilde arkadaşlar kargomu alacağım. Arkadaşlar kargo çalışanlarına sesleniyorum. Araç kargo, yurt içi diye ayrım yapmıyorum ama ben araç kargodan bahsediyorum şu an. Neden adres sormak için aramıyorsunuz da şubeye gönderince kargoyu şube arıyor bizi acaba? Sorum kargo çalışanlarına, kargo şirketine. Neden yani? Neden bu şekilde? Neden yani bir adres sormak için aramıyorsunuz da kargo şirketi kargoya gidince, yani şubeye gidince şube bizi arıyor. Şubeden alın diye acaba? Bu daha mı basitinize geliyor acaba? Şey daha söyleyeceğim. İnternetten araştırdım, mesela İstanbul ve Denizli arası uzaklık değil pardon. Kargonun 3 günde gelmesi gerekiyor ama bugün 4. gün arkadaşlar. Ve gelmedi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz bebeklerim. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar kargomu alabildim sonunda. Bu şekilde işte arkadaşlar. Çok mutluyum. Varmış. Instagram'dan aldım. İstiyorsanız linkini koyabilirim. Arkadaşlar. Umarım seveceğiniz bir video olur bebeklerim. O zaman ne diyelim? Kargomu açıyorum. Çek. Başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Açmaya. Arkadaşlar bugün 4. gün. 4 gündür bekliyorum. Çantası falan geliyormuş. Çantayla geliyormuş arkadaşlar. Çantası falan oluyormuş içinde. Maşallah. Allah'ım yarabbim. Mübarek devre sırrını saklamışlar. Ya çok güzel. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. Rosebomb'ımız. Rosegold Skincare. Emin sık kesin, inşallah böyle okunuyordur. Bakalım. Ayrıca bunları tek tek kullanacağım arkadaşlar. Şimdi paketi açtım. Bunu da açalım. Bir dakika dur, böyle göstereceğim. Böyle. Kutu açılışı yapmasına bayılıyorum arkadaşlar ya. Şöyle yapalım. Bayılıyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Ya yiyelim ya. 6 parça olacak. Ben bunu bol bol patlatırım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle patlayan şeyden geldi. Bunu çok seviyorum. Ayrıca poşeti geldi bu şekilde. Ya tam da tahmin ettiğim gibi geldi arkadaşlar. İçim içime sığmıyor. Bu benim verdiği 10. kargo, 11. kargo falandır. Yani karantinada falan çok kargo veriyordum. Sürekli internetten alışveriş yapıp duruyordum. Kitap sipariş verdim İngilizce. En sonunda bunu sipariş verdim işte. Daha sonra da duvarımı açtım. Kalpe.com'dan bunları sipariş verdim. Işık sipariş verdim. Bu da bir işte verdim. 10. kargo falandır tahminen. Tam olarak bilmiyorum. Böyle çok çok tatlı şeffaf bir şeyin içinde geliyor çantanın. Beğendim. Deneyelim. Açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Açtık. Bakıyoruz. İçinde kullanma talimatı falan her şey yazıyor. Uyarılar yazıyor. Kullanım şekli yazıyor. Gülsüyor. Bu gülsüyor arkadaşlar. Ama çok küçük. Çok güzel kokuyor. Hiç bunu daha büyük yapsalarmış. Ama yeterli bence. 150 TL indirimde. Bu neymiş? Yüz bakım kremi. Acaba övecek miyim yoksa gömecek miyim?
Ama güzele benziyor arkadaşlar. Doğruya doğru yani. Güzel kokuyor ama çeyreği ne kadar dolu arkadaşlar. Bakın çeyreği ne kadar dolu. Görüyorsunuz mu? Yani yarısı bile değil. Yarısından biraz az. Bu bayağı dolu. Götüye şöyle diyorum ha. Bunu da paketlemişler. Bu da köpük sanırsam. Köpük mü? Aynen, yüz temizleme köpüğü arkadaşlar. Bir dakika. Bu nasıl açılıyor? Bir dakika, dur açacağım. Ay. Ancak müşteri... Arkadaşlar ben bu Instagram sayfalarında gördüm bu ürünleri. Bayağı videosu falan var böyle. Bayağı iyi geliyormuş dedi. Ve müşteri memnuniyeti de var böyle. Önüne çıkanlarında bayağı müşteri memnuniyeti vardı. TikTok fenomenleri falan kullanmış. Çok memnun kalmışlar. Ayrıca yorumlarda da herkes tavsiye ediyordu. Çok beğendiklerini söylüyorlardı. Ah, bu kadar güzel mi kokar? Arkadaşlar gül zaten. Gülden ne bekliyorsunuz? Gül çok güzel kokuyor. Gül güzel bir koku. Gül kokusuna bayılıyorum arkadaşlar. Bu neymiş? Vücut bakım spiri. Vücut bakım kremi. Ya gül olan her şeye bayılıyorum arkadaşlar. Gül çok güzel kokuyor. Çok seviyorum. Vücut bakım kremi. Vücut bakım kremi de. Vay! Ya ben bunun hiç bitmesini istemem ki arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Bakın. Keşke koklayabilseniz. Kıvamı bu şekilde. Kıvamı da göstereyim bir dakika. Kıvamı şu şekilde. Umarım görüyorsunuzdur. Ay. Elimde kalmasın diye şey yaptım. Bir dakika dur. Aktı. Nemlendirici etkisi görür mü acaba bu? Kolumda yara var da belki yarayı geçirir ya. Çok güzel. Arkadaşlar yumuşacık yapıyor. Ve parlak yapıyor. Çok beğendim. Kremi de bu şekilde kullanmış oldum. Sıra diğer ürünlerde. Ve kokucu çok kalıcı. Çok kalıcı kokuyor. Ya keşke koklayabilirsiniz arkadaşlar. Muhakkak alın Instagram sayfalarında, belki link koyarım. Veya beni Instagram'da takip ederseniz orada da görebilirsiniz. Bana yazın nereden aldın diye, ben söylerim. Link koyarım belki, belli olmaz arkadaşlar. Çok kalıcı bir kokusu var. Bunun içinde de altın parçacıkları var arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım görebiliyorsunuz. Dur. Bir dakika. Görebiliyor musunuz? Bu şekilde şöyle yapayım, dur. Şu şekilde arkadaşlar. Sonra camın bir de sabunu var. Acaba sabunun nasıl kokuyor? Onu merak ettim. Vay! Sabunun da kahverengi bir şey var. Acaba o ne? Doğal galiba arkadaşlar. Sabunu doğal galiba arkadaşlar. O Hiyala markasını. Gül sabunu. Cildi nazikçe temizler. İçerideki yağlar ile cildi besler. Ve yağ nem dengesini sağlamada yardımcı olur. Elinizde köpürten istediğiniz bölgeye dairesel hareketlerle uygulayın. Ardından borsu ile durulayınız. Göz ile temasla borsuyla yıkayınız. Bunu biliyorum zaten. Şimdi ama arkadaşlar bakın sabun şu şekilde gözüküyor. Ay, sabun şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Orada işte kahverengi bir şey var. Ne acaba o? Bilmiyorum. Ha, bilmiyorum ki. Bilmiş gibi yaptım ama. Bilmiyorum. Kahverengi ne olabilir acaba? Yaprak. Gülün yaprağı mı acaba? Bakın arkadaşlar, bu şekilde gözüküyor. Bilemiyorum. Bunu koyalım.
koyalım. Deneyelim. Arkadaşlar şu anda sabun ve küpüğü kullanacağım. Bunun için lavabonun olduğu yere geldim. Bunlar sadece 150 TL, 6 parça ürün. Gözenek, sivilce ve şah noktaları giriyor arkadaşlar. Başlayalım. Bu kadar yeter bence. Bitecek diye korkuyorum. Şimdi küpüğü bence bu şekilde kullanalım. Acaba nasıl yapacağım ki? Daha sonra bunu da kullanacağım arkadaşlar. Umarım gözeneklerime, siyah noktalarıma ve sivilceme iyi gelir arkadaşlar. Bunu umuyorum. Yıkayalım. Bir dakika, nasıl kullanılıyormuş arkadaşlar? Şimdi bunu anlatıyorum. Yüz temizleme küpüğü. İyice kapatayım şunu ya. İçindeki şey çıkmasın. Yüz temizleme küpüğü sabah ve akşamları kullanın. Avuç içinize alın ve cidden azıcıkça masaj yaparak yedirin. Köpeği öncelikle 3 dakikaya kadar nüfuz etmesine izin verin. Şöyle iyice durulayın. Yazıyor. Duruluyorum. Çık çıkı çık çıkı çık çıkı çık çıkı. Arkadaşlar çok beğendim. Köpeği az kullanmama rağmen bayağı az kullandım. Böyle cildimi yedirdim. Güzel kokuyor. Bakalım. Aynen arkadaşlar, güzel oluyor. Bu şekilde bebekler. Yes. Şimdi sabuna geçelim. Diğerlerini de o arka planımda olduğu yerde çekeceğim. Bunlar su gerektiği için yani bunları kullanırken. Bu yüzden buraya geldim arkadaşlar. Arkadaşlar diğer ürünler böyle daha çok gül kokulu kokuyor. Ama bu daha sabun daha doğal kokulu kokuyor. Şimdi bunu da yıkayalım. Yüzümüzü. Bunu göstermem lazım. Bakın. Elinizi yıkıyorsunuz, köpürtüyorsunuz ve pembiş pembiş kalıyor. Umarım pembişliğini görüyor biliyorsunuzdur. Aynen. İçine parçacıklar falan geliyor arkadaşlar. Şu kahverengi kısımları geliyor. Umarım detaylı ve anlatıcı bir video olur ve inşallah bu ürün alırsınız. Ben böyle ilk gördüğümde 180 bin falan takipçileri var. Bayağı bir kitleri var ve şu an 190 küsur bin takipçileri var. Ve böyle detaylı anlatımda bir video çekeyim dedim. Çünkü neden olmasın? Bakın. Çok tatlı. Şimdi yüzümüzü yıkayalım. Bu şekilde. Diğer üründe de o arka planımda olduğu yerde çekeceğim. Sabunun kullanma talimatını okuyacağım. Sürgüp sabunu. Elinizle köpürtün. Tamam, yaptım zaten. Ve istediğiniz bölgeyi dairesel hareketlerle uygulayın. Bu şekilde arkadaşlar, dairesel hareketli diye. Ardından böyle şekilde durulayın. Bu şekilde. Duruluyor. Arkadaşlar gül sabununu kullandım ve cildimi yıkarken böyle cildimin gıcır gıcır olduğunu hissetmiyor. Gıcır gıcır oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Yani temizleniyor arkadaşlar. Çok güzel, gıcır gıcır. Ya tamam işte arkadaşlar, o şekilde. Ya çok temiz bir şekilde olduğunu hissediyorsunuz. Böyle. Şimdi diğer arka planına geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar. Şu ürünleri sabunla kullandım. Kullandığım ürünleri şuraya koyuyorum. Bunu kullandım arkadaşlar. İlk başlarda hatırladıysanız. İlk başlarda hatırladıysanız kullandım elimde. Çok güzel kokuyor demiştim. Sonra köpüğü kullandım. Sonra sabunu yıkayınca zaten cildim gıcır gıcır olmaya başladı böyle. Çok temiz hissettim yani, temiz gözeneklerimin açıldığını falan. Üç ürünü kullandım. Geriye kaldı. Altı parçacık ürün. Gül suyu, vücut spreyi. Ve yüz bakım kremi. Bunları tanıtalım. Ben bunu çok merak ettim şu an. Altın parçacıklı çünkü. Çünkü altın parçacıklı. Bunun için bunu merak ettim. Başlayalım. Bu şekilde uyguluyorum arkadaşım. Ayna falan.
Şuraya başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Beyaz kısmını oradan okuyor. Bu şekilde. Bir dakika arkadaşlar. Ayna getireceğim. Evet arkadaşlar. Getirdim. Uf, çok güzel arkadaşlar. Ya ne kadar güzel bir ürün ya. Arkadaşlar ben bu arada böyle kullanmadan hani bir ürünü övüp böyle onunla böyle göklere çıkartan insanları hiç anlamıyorum ve sevmiyorum. Bence bir üründen memnun kaldıysan o ürünü böyle anlatmalısın veya söylemelisin sevdiğini. Ve ben bu ürünü beğendim. Cidden. Ama pek gül kokmuyor sanki. Bu biraz yapış yapış yapıyor gerçi. Ama bir dakika duruyorum. Bunun ismi serum. İçindekiler falan yazıyor. Kullanım şekli serumu göz çevresi ailesimiz yüzeye günde 2 defa dairesel hareketler ile uygulayınız. Bunu kullanıyorum. Bu şekilde. Güzel yaptı. Ya cildim çok parladı. Ya böyle gıcır gıcır oluyor. Acaba gıcır gıcır olması İyi bir şey mi? Bence temiz olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Temiz yani. Beğendim. Bu şekilde kullandım. Bunu da kullandıklarımın içine koyalım. Şimdi 4 tane ürün kullandım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu gördüğüm zaman Instagram'da böyle bir tane videosunu gördüm ve videosu çok dikkatimi çekti. Bir tane bir şey sürüyor. Sonra onu böyle peçete gibi bir yapamak gibi bir şey böyle sürüyor. Sonra oradaki siyafetler görecekler. Hepsi bir anda yukarı bölüyordu. Umarım bunların hepsi bittikten sonra benim de öyle bir etkisi olur. Zaten ilk kullanmaya başladığın andan itibaren öyle bir etkisi olur. Yani çok işe yarıyormuş. Yani her kişi o şekilde söylüyor. Burada göz suyu vücut spreyi kullanımı. Göz suyu cildinizin kuru bölgelerine günlük olarak püskürterek uygulayınız. Arkadaşlar acaba bunların hepsini ben bir anda mı uygulayacağım yani ardı ardına? Bence o şekilde olursa daha çok etki görürüm diye düşündüm. Ama ben kremini ayrı kullanırım. İstediğim zaman hani cildim böyle güzel kokmasını istiyorsam spreyi ayrı kokarım. Sıkarım arkadaşlar o şekilde kullanın. Sıkarım bakalım. Bakalım. Vücut spreyi de çok iyi kokuyor arkadaşlar. Çok yakından sıktım galiba. Çünkü biraz köpük köpük oldu. Çok yakından sıktım arkadaşlar. Gün boyu ferahlık, tazelik sağlayan bir üründür. Makyaj öncesi ve sonrası kullanabilirsiniz. Harika değil mi arkadaşlar? Makyaj öncesi ve sonrası kullanabilirsiniz. O zaman makyaj sabitleyici olarak kullanabilir miyim acaba? Cildinizi nemlendirmeye yetecek kadar sıkın durulamayın. Anladım. Cildimi nemlendirdim şu an zaten. Bunların hepsi cilde kullanılıyor galiba. Yüz için kullanılıyor arkadaşlar. Bakalım. Son olarak da şunu kullanacağım arkadaşlar. Son olarak da bu ürün kaldı bebeklerim. Neymiş bu? Yüz bakım kremi. Arkadaşlar. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ben bir parmağım olarak bile sıkarım ya. Çok güzel kokuyor çünkü. Şimdi. Son olarak da. Ay. Bu ürün kaldı. Yüz bakım kremi. Ama arkadaşlar bunu çok aç koymuşlar. Ya bilmiyorum yani. Yüz bakım kremi. Bence güzel ama az koymuşlar. Bakın şu küçük şekilde koymuşlar. Nasıl gösterdi bunu? Dur. Hah bak şu kadar gözüküyor. Neyse artık kullanalım. Şöyle. Fondöten sürüyor acısına. Ha zaten acı geliyor. Ah çok güzel. Bunu kullanalım son olarak da. Arkadaşlar yumuşacık yapıyor cildim. Şöyle bir kıvam var arkadaşlar. Yani bu şekilde.
Başlayalım. Çok güzel kokuyor be. Arkadaşlar çok güzel kokuyor. Çok hoşuma gitti. Umarım gözeneklere, siyah noktalara ve sivilceleme iyi gelir. O şekilde arkadaşlar. Şu an kullanmaya başlamış gibi gözüküyor sen sivilceme. Arkadaşlar videom bu kadardı. Rosvamız diye bir böyle bir çatı da geliyor. Böyle içine koyuyorsunuz. Bütün ürünlerim. 6 parça ürün arkadaşlar. Ve kremi, bu kreme daha çok beğendim. Eğer arkadaşlar adresinden puanlamamı söylemek, yani hangisini daha çok beğendim demek diye sormak istiyorsanız bu kremi daha çok beğendim çünkü bu daha fazla gül kokuyor ve daha kalıcı. Spreyi de çok beğendim. Bunu daha çok beğendim ama. Bu şekilde arkadaşlar. Sabun da koyalım. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like beğenmeyi ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle yeni ürün aldıkça veya kıyafet olsun, makyaj malzemesi böyle yüz bakım ürünleri olsun paylaşacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizleri de seviyorum. Güle güle. Daha sonraki videolarda görüşürüz.